araçtan makrosunu almak istiyorum. Salı bir önceki. Saldırgan bir örümcek değil. İnsanlar bunun büyüklüğünden ve renklerinden dolayı çok özelici renkleri var çünkü korkuyorlar ve öldürüyorlar yani. Fakat ben bir İzmir'de bir koy buldum. Resmen Argulope, Lobata yarımadası gibi olmuş. Her metrekareye neredeyse bir tane bunlardan düşüyor. Başkaları da düşüyor da bunlardan da düşüyor. Evet, şurada alt kısmından da görüntüleme imkanı verdi bize. Döndü. İş yapısına bakalım, inceleyelim. Bacaklarından bir tanesi kopmuş. Bölgede çok fazla çekirge var. Bu çekirgeleri avlıyorlar. İri böcekleri avlıyorlar. Şimdi kızım, aferin kızıma benim. Aferin kızıma. Aferin. Aferin benim kızıma. Parmağımda arının soktuğu yerde deri değişti. Deri attı parmağım. Görebilmeniz için şöyle bir parmağımla karşılaştıralım. Oldukça büyük bir örümcek. Çok gösterişli bir örümcek. Aferin kızım. Yani kaçmayarak bak, sevdiriyor kendini. Aferin. Korkma. Hı. Evet. İşte bu tırtıklı sırtı Lobata'yı ayırıyor diyelim. Argulope'nin diğer türleri de var çünkü. Yeşilimsi, sarımsı olanlar falan var. Lobata, ben Çanakkale'de bir tane görebildim onu. Bir tane görebildim. Çekimini yaptım. Daha sonra o bölgeye gittim de kaybolmuştu, çok üzülmüştüm. 44 senede bir tane görebilmiştim fakat dün yüzlercesine gördüm bunu. Türkiye'nin Madagaskar'ını buldum sanki. Süper. Bir de şu erkeğini görelim. Erkeğinle arasındaki farkı bir görün bakalım. Erkeği nerede? Evet. İşte erkeği ve dişisi. Karaya girmiyorum. Şu sağ tarafta duran erkek. Şöyle erkeğine uzun yapacağım. Duruşu zaten Argulope, bacakları topluyor ki iki. Küçücük bir erkek. Küçük ama yakışıklı bir erkek. Güzel. Ama koca kızımız süper, süper. Koca kız süper. Bu ebatlarda bir örümcek. Eğer saldırgan olsa işimiz vardı. Ama saldırgan değil. Çok güzel. Korkma kızım.
İkisini aynı anda görüntüleme, evet. İşte büyüklük farkını görmüyoruz açısından. Yani bir iki kat değil resmen. Çok kat farkı var. Erkeğinden çok çok büyük. Harika bir dişim. Harika bir dişim. Sarışın fıstık diyorum ben bunlara. Küresel ağlarını örer ve tam orta yerinde bekler. Çok fazla sallantıdan falan etkilenmez. Çünkü çalılarda kurduğu için rüzgarın etkisiyle devamlı sallanan çalılarda. Bu yüzden alışkınları sallantıya çok fazla rahatsız olmaz, çok kaçmaz. Rahatlıkla yaklaşabilir, fotoğraf çekebilirsiniz. İyice dokunma mesafesine geldiğiniz zaman bağının bağlı olduğu çalılardan bir tanesine kaçar. Şöyle ikisini birden bir fotoğrafla almak istiyorum. Şöyle bir alayım. Çok güzel bir fotoğraf oldu bence. Tamam, kaydı bırak. Yok, avlanmamış. Şayet, şayet bir santimetreden daha kısa bir mesafe var. Şayet bu erkek uzuvlarını dişinin arka tarafına değdirirse dövlemiş olur. Çok sakinler, çok rahatlar. Ortam yine sıcak.